وعلى آل سيدنا محمد بعدد ذرات الكائنات ومركباتها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 26. sözün zeyli. Zeyl. Bismillahirrahmanirrahim. Bu küçücük zeylin büyük bir ehemmiyeti var. Herkese menfaatlidir. Cenab-ı Hakk'a vasıl olacak tarikler pek çoktur. Bütün hak tarikler Kur'an'dan alınmıştır. Fakat tarikatların bazısı bazısından daha kısa, daha selametli, daha umumiyetli oluyor. O tarikler içinde kasır fehmimle Kur'an'dan istifade ettiğim acz ve fakr ve şefkat ve tefekkür tarikidir. Evet, acz dahi aşk gibi belki daha esnem bir tariktir ki ubudiyet tariki ile mahbubiyete kadar gider. Fakr dahi Rahman ismine ihsar eder. Hem şefkat dahi aşk gibi belki daha keskin ve daha geniş bir tariktir ki Rahim ismine ihsar eder. Hem tefekkür dahi aşk gibi belki daha zengin, daha parlak, daha geniş bir tariktir ki Hakim ismine ihsar eder. Evet, zeyl, Bismillahirrahmanirrahim. Bu küçücük zeylin büyük bir ehemmiyeti var, herkese menfaatlidir. Cenab-ı Hakk'a vasıl olacak tarikler pek çoktur. Yani Cenab-ı Hakk'a vasıl olmak, yani Cenab-ı Hakk'ın kendine münezzeh olduğuna göre ona vasıl olmak, yani iman tahkiki demek yani. Kamil imanı kazanmak. Evet, yani yakinde ilerlemek, o demek yine. Yani Cenab-ı Hakk insanı vasıl eden, yani onun rızasına kavuşturan, insana kamil iman veren yollar çok diyor, yani vesile olan yollar çok. Tarikat yollar demek zaten. Yani tarikatlara gaye de bu diyor. Bütün hak tarikatları da Kur'an'dan alınmıştır. Fakat tarikatların bazısı ne? Bazısından daha kısa. Daha kısa. Daha selametli. Tabii selametli. Daha umumiyetli oluyor. Tabii bazıları tehlikeli yani. Hak tarikat ama bahsede vücut gibi. Yani yanlış anlaşılabilirse bazı ayak kayabiliyor orada. Bizim makamımıza gelmeyen kitabımızı okumasın. İşte o demek selametli yani. Bazıları daha selametli, daha net yani. Daha umumiyetli oluyor. Daha herkesi kaplıyor. O tarikler içinde kasır fehmimle Kur'an'dan istifade ettiğim acz ve fakr ve şefkat ve tefekkür tarikidir. Risale de bir yol. Tarikat değil ama yol. Neyin yolu? Tahkik imanı insanları götüren, Cenab-ı Hakk'a vasıl eden, inşallah onun rızasına kavuşturan bir yol. Değil mi ki? Lügat olarak. Bu da bir yol yani. Bu yolun efendim söyleyeyim esasları neymiş? Aciz, fakr, şefkat, tefekkür. Aciz her zaman kısmen söylüyoruz birçok derslerde de tekrar edelim. Yani aciz ve fakr efendim, insanın iki temel özelliği yani. İnsan sonsuz aciz, sonsuz fakirdir. Yani her şeye muhtaç olmamız fakirlik oluyor. Yani direncilik demek değil yani. Her şeye muhtaçız. Değil mi? Saça muhtaçız, kaşa muhtaçız, ele muhtaçız. Mideye, ciğere, böbreğe, pankreasa böyle say. Değil mi? Dışarı çık havaya, suya, güneşe, aya. Fakir bu demek yani. Yani aciz de bunu hiçbirimiz yapamıyoruz. Hep Allah'ın ihsanı yani. Aciz de o. Her şeye muhtaçız, hiçbirini yapamıyoruz. İşte bunu insan idrak etti mi o zaman ubudiyete vasıl oluyor yani. Kulluk, kulluk bu yani. Ben kulum, sonsuz acizim, sonsuz muhtacım. Ben bütün ihtiyaçlarımı Cenab-ı Hak görüyor. Aciz ve fakir insanı buraya götürüyor. Diğer fakirlik değil buradaki tabi. Şefkat de acıma malum. Bu peygamberlerin, bütün peygamberlerin ortak yolu şefkat. Yani acımışlar ümmetlerin, onları kurtarmaya çalışmışlar yani. Tabi bunun kemali peygamberimiz de malum. Mesela buyuruyor ya, mahşede herkes nefsi nefsi derken peygamberimiz ümmet ümmeti diyecek yine diyor. Doğarken de yine ümmet ümmeti demiş diyor. Yani ümmetini dert edinmiş. Şefkat bu. Peygamberimiz hayatta olmadığına göre ümmetini dert edinmek ümmetine düştü yani, bize düştü. Değil mi? Biz insanların imandan dert edinirsek Peygamberimizin en büyük sünnetini işlemiş oluruz. Tabi bu da sünnettir yani.
Hem de peygamber olmadan başladı bir sünnet ümmeti. Değil de çocukken de yeni doğmuşken ümmeti 40 yaşına girdi ümmeti, mahşere gidecek yine ümmeti. Yani umumi bir sünnet, şimdi insana imdadına kavuşmak, peygamberin ümmetinin yardımına kavuşmak. Yardımın en büyüğü de iman hizmetidir yani. Değil mi? İnsan sadaka vermek de yardımdır, tedavi etmek de yardımdır. Gönlünü almak da yardımdır. Yolda bir taşı kaldırmak da yardımdır ümmeti Muhammed'e. Ha, bilmediğini öğretmek de yardımdır. İmanda zaafı varsa, şüpheleri varsa bunları gidermek, iman tahkik edip inşallah ebedi saadetine vesile olmak, bu da yardımdır. En büyük yardım budur. En büyük sadaka Risale-i Nur sadedir, değil mi? Ha. Şefkat bu yani. Tefekkür zaten malum. Evet, peki. Evet, evet. Acz dahi aşk gibi belki daha eslem bir tariktir ki daha selametli. Ubudiyet tarikiyle mahbubiyete kadar gider. Ubudiyet, kulluk. Ben Allah'ın kuluyum. Benim hiçbir şeyim yok. Sonsuz acizim. Bütün ihtiyaçlarımı o görüyor şu an. Buradan mahbubiyet çıkıyor. Ha? Evet. Fakr dahi Rahman ismine ihsal eder. Hı. Hem şefkat dahi aşk gibi belki daha keskin ve daha geniş bir tariktir ki Rahim ismine ihsal eder. Tabii şefkatin Rahim'e bakması için iman kurtarma hizmeti. Şu Rahim ahirete bakıyor çünkü. Rahim'in manası müminleri lütfüyle cennete koyan. Kafirleri adıyla cehenneme koyan. Rahim'in isim manası bu. Dolayısıyla insanın imanına hizmet etmek Rahim isimle insan masalidir. Evet, sonra? Evet. Hem tefekkür dahi aşk gibi belki daha zengin, daha parlak, daha geniş bir tariktir ki Hakim ismine ihsan ediyor. Tabi, tefekkür Hakim ismine ihsan ediyor. Ha. Tefekkür usat ikiye ayırıyor. Bir nefsi tefekkür, bir afaki tefekkür. Yani şu gözümü buraya efendim söyleyeyim, ne güzel konmuş değil mi? Şekli de güzel, yeri de güzel, görevi de güzel. Şimdi bunu bana çok çok lazım. En hikmetli yerde, en faydalı şekilde yerleştirilmiş dedin mi? Evet. Bu enfüsü tefekkür. Buna ziya veren güneşe çık, o güneşi Cenab-ı Hak ne güzel yaratmış değil mi? Büyüklüğü, yedi rengi, harareti, her şey bize lazım. Bir de uzakta durması bize lazım değil mi? Yakında dursa işimiz karışır. Mesafesi bize lazım. Her şey, her şeye tam bize göre bir güneş, her şeye tam bize göre bir göz. Ha, gözü düşünmek enfüsü tefekkür oluyor, güneşi düşünmek afak tefekkür. Ciğeri düşünmek enfüsü tefekkür, havayı düşünmek afak tefekkür. Değil mi? Yani harici alem, afak. Tefekkür ikiye ayrılıyor. Şerhamdülillah, Risale'de çok tefekkür dersleri var elhamdülillah. Yani nasıl düşüneceğiz ki kainatı bizi marifetullah'a götürsün. Asıl tefekkür budur. Değil mi? Yani Cenab-ı Hakk'ı düşünmeden eserini incelemek tefekkür değil bu. Buna bilim diyorlar. İyi bir isim koymuşlar. Bilim. Tefekkür değil o. Biliyorsun, bilim. Biliyorsun ki işte şu hücre bu işe yarar. Şu organ bu işe yarar. Bunu bilmek başka, tefekkür başka. Düşüneceksin, niye bu hücre yaratılmış? Değil mi? Niye öyle konmuş? Allah Allah. Tefekkür, fikri çalıştırmak yani. Yani argo tabi de kafayı çalıştırmak değil, evet. Fikir çalıştırmak yani. Nedenler, niçinleri araştırmak. Hikmetleri gözetmek. Bu yani. Evet. Şu tarik, hafi tarikler misillü, letaif-i aşere gibi on hatve değil. Tarik hafi ise Nakşibendi gibi tarikatlar yani. Zikirleri gizli yapanlara tarik-i hafi tarikatlar deniyor. Ha. Ve tarik-i cehriye gibi nüfus-u seba, yedi mertebeye atılan adımlar değil. Onda yedi latife varmış, on latife varmış hafi tariklerde. Bunların temizlenmesi, tezkiyesi esas. Diğerinde de yedi, nefsin yedi mertebesi var. Nefs-i emmareden başlıyor, nefs-i marziyeye kadar gidiyor. Bu yedi mertebede nefsi ıslah etmek, terakki ettirmek. Tabi bunları üstad anlatmayacak da, yani biri on, biri yedi, bu meşrep dört yıl, daha kısaya misal veriyor yani. Meselemiz onu anlatmak değil ha, evet. Belki dört hatveden ibaret. Yani bu dört hatve adım demek, dört adım. Ne yedi mertebe, ne on, efendim söyleyeyim, latife, yine yedi, dört adım. Heh. Tarikattan ziyade hakikattır, şeriattır.
yanlış anlaşılmasın, ac ve fak ve kusurunu Cenab-ı Hakk'a karşı görmek demektir. Yoksa onları yapmak veya halka göstermek demek değildir. Şimdi tarikat ve hakikat meselesi var, bir de şeriat var. Bu ayrı bir konu da kısa söyleyelim. Usta diyor ki şeriat ve tarikat ve hakikat meslekleri şeriata hizmet edecek diyor. Hani bazı şiirlerde geçiyor işte Yunus'un Emre'nin şiirinde var. Ona ayrı mani, oraya girmeyeceğim. Tarikat, şeriat, işte yol duvarını hakikat meyvesinden içeriyor. Onun da yeri var yani. Onun da yeri var, o ayrı mana da. Usta diyor ki hem tarikat meslekleri hem şeriat meslekleri, hakikat meslekleri diyor, şeriata hizmet edecek. Yani şeriata hadim olacaklar diyor. Ne demek yani? Şimdi efendim, adam tarikata giriyor değil mi? İşte şu kadar evrat okuyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. İşte o bu tarikatın aldığı terbiye onun İslam'ı uygulamasını artırmalı. Yani şeriata hizmet etmeli yani. Ve ediyor mesela değil mi? Ne yapıyor? Namazın daha hassasiyete kılıyor, işte zekatın daha fazla veriyor. İlahir İslam'ı yani şeriatı daha çok yaşıyor, İslam'ı daha çok yaşıyor. Hakikat meslekleri de Risale-i insan okuyor değil mi? Bu da hakikat mesleği. Efendim bu hakikatler bizi yine nereye götürmesi lazım? İslam'ı daha çok yaşamaya. Değil mi? Evet. Yani mesela diyelim gıybet bahsini okuduk. Çok güzel anladık. Bu bizi nereye götürecek? Gıybet etmemeye. Değil mi? Haşir bahsini okuduk. Çok iyi anladık. Bu bizi nereye götürecek? Ahirete daha çok çalışmaya. Buraya götürecek yani. Tabii. Onun için hakikat mesleği de şeriat hizmeti ediyor diyor Üstad. Tarikat meslekleri de ikisi de İslam'ın yaşanmasına yardımcı yani. Birinin yolu başka, birinin yolu başka. Ama hedef aynı yani. Hedef İslam'ın yaşanması, evet. Evet. Yoksa onları yapmak veya halka göstermek demek değil. Yani aczin fakrını Allah'a karşı hissetmek. Dedi ki bütün kainete muhtacım, bütün organlara muhtacım, bütün hücrelere muhtacım, yetmedi cennete muhtacım. Değil mi? İşte fakr bu demek yani. Yoksa insanlara fakrını göstermek, dilencilik yapmak demek değil. Şu kısa tarikin evradı ittibai sünnettir. Feraizi işlemek, kebairi terk etmektir. Ve bilhassa namazı tadili erkan ile kılmak, namazın arkasındaki tesbihatı yapmaktır. Birinci hatveye fela tüzekkü enfüseküm ayeti işaret ediyor. İkinci hatveye وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْصَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ ayeti işaret ediyor. Üçüncü hatveye مَا أَسَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللّٰهِ وَمَا أَسَابَكَ مِنْ سَيِّيَّةٍ فَمِنْ نَفْسِكِ ayeti işaret ediyor. Dördüncü hatveye كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَ ayeti işaret ediyor. Şu dört hatvenin kısa bir izahı şudur ki birinci hatvede fela tüzekkü enfüseküm ayeti işaret ettiği gibi fela tüzekkü tezkiye etmeyin, temize çıkarmayın neyi? Enfüseküm nefislerinizi, nefislerinizi temize çıkarmayın değil mi? Evet. Ha, o demek ya. Bir de gadi eflamen zekâ var, nefsten tezkiye edenler, temizleyenler felah erdiler. İkisine tezkiye geçiyor mu? Şey, makamlar farklı. Buradaki tezkiye, nefsinizi ayıpsız, günahsız, hatasız sakın görmeyin. Hatanızı bilin ki telafi edesiniz. Cehlinizi bilin ki ilme talip olasınız değil mi? Şimdi mesela bir talebe ben her şeyi biliyorum. İlkokulda vardır bu. İlkokulda çocuk her şeyi bilir. Ve sınıfta kalır. Ben her şeyi biliyorum dedim, sınıfta kalır. Bilmiyorum diyecek, öğrensin değil mi? Öğrensin, bilmiyorum diyecek, öğrensin. Biliyorum dedim işte, biliyorum zannetti mi kendini? Kendini tezkiye etti mi yani? Cehaletten tezkiye ediyor, ben biliyorum. O tezkiyeli olmaz. Evet. Evet. Şimdi insan kendini, nefsi tezkiye edecek, ne demek? Temiz, temizleyecek, o gadefe men zekkaha. Buradaki nefsinizi tezkiye-i nefs etmemek. Burada etmemek. Buradaki evet. Nefsini temize çıkarmamak. Yani ayıpsız, kusursuz zannetmemek nefsi. Zira insan cibiliyeti ve fıtratı hasebiyle nefsini sever.
Belki evvela ve bizzat yalnız zatını sever. Zaten burada nefis zat manasını. Yani nefsin tezki etmeyin, kendini tezki etmeyin demek. Evet. Başka her şeyi nefsine feda eder. Mabuda layık bir tarzda nefsini met eder. Allah Allah. Böyle yapmayın diyor. Devam et. Mabuda layık bir tenzih ile nefsini meayipten tenzih ve tebriye eder. Devam. Elden geldiği kadar kusurları kendine layık görmez ve kabul etmez. Mesela böyle olmayın yani. Nefsine perestiş eder tarzında şiddetle müdafaa eder. Hatta fıtratında tevdi edilen ve mabuda hakikinin hamd ve tesbih için ona verilen ciyazat ve istidadı kendi nefsine sarf ederek men ittehaze ilahehu hevahu sırrına mazhar olur. Mesela bu da enteresan bir şey. Yani harika bir ders hakikaten. Hani nefsi nasıl anlatıyor? İnsan nefsine, yani insanın ruhuna, zatına demek. Buradaki nefis o manada. Çok maddi manevi cihazat verilmiş değil mi? Organlarımız belli. Bir de akılımız, hayalimiz, vicdanımız, hafızamız, manevi duygular da belli. Bunlardan ikisini üstad şöyle nazar veriyor. İnsanda diyor bir duygu var. Hatalar kendi üzerine almama duygusu. Değil mi? Bu diyor aslında tesbih için verilmiş. Yani Cenab-ı Hakk'ın 90 sıfatlarını tenzih etmesi için bu duygu verilmiş. Bir insanda bir duygu var, kendini met etme duygusu. Bu da diyor Allah'a hamd etmesi için insana verilmiş. Enteresan bir şey. Bunun için verilmiş. Ha, bu yanlış kullanıyor. Hani çünkü elhamdülillah Rabbil alemin diyoruz değil mi? Bütün alemde Allah tevbi etmiş, elbette onu met edeceğiz. Sen neyi tevbi etmişsin yani? Sen kendini tevbi edememişsin herhalde. Hani neyi nimet ediyorsun kendini? 10 tane işliyorsak 5'i yanlış çıkıyor. Hani şimdi Cenab-ı Hakk'ı tesbih içindir bu duyduğu verilmiş insana. 90 sıfatların tenzihi için insan kendi nefsine harcıyor bunu. İşte Cenab-ı Hak feratü zekke nefisekim buyurmakla nefsini tezkiye etmeyin. Yani nefsinizi böyle anlamayın yani. Anlaşıldı mı? Yani, 90 sıfatlardan münezzeh gibi görmeyin nefsinizi. 90 görün ki ne yaparsınız? Kemal eresiniz değil mi? Tamamlayarsınız nefsinin dokunduklarını. Bir de medih, metüsena duygusu var sizde. Bu Allah medih için verilmiştir. Ne kadar metüsena varsa Allah mahsus. Çünkü zaten sebebi medih olan efendim ihsan, kemal, cemal hepsi onun diyor. Bizim neyimiz var ki methedilsin? Ama nefis tutuyor, kendini methediyor. Enteresan bir şey. Allah Allah. İnsan her şeyden bıkıyor da mesela. Mesela en hoş sevdiği yemekten de bıkar adam. Yani usanır yani. Sen bazen düzelt, Türkçemi düzelt. Ama mesela birisi kendini methetse der ki böyle ağzına bal akıyor hani. Saatlerce konuşsun. Halbuki nefis orada kabarıyor. Allah muhafaza yoldan çıkıyor, haberi yok. Bir de kendisi kendini methetti mi hiç bıkmaz. Konuşur, karşıdaki de bekler ki hepsini bir susa da, bir de ben kendimi metesem. Hani öyle yani, şahidiz, toplum hayatında yaşıyoruz. Kendimi metiyor, o da bekliyor ne zaman sıra bana gelecek. Ben metiyorum, kendimi metiyorum, sen niye metiyeyim? O da diyor, ben sen niye metiyeyim? Demek ki bu medih duygusu bunun için verilmemiş. Ya niye verilmiş? Cenab-ı Hakk'ı metederim diye. Tenzih duygusu bunun için verilmemiş, nefsimizi temize çıkaralım diye değil. Niye verilmiş? Allah'a tesbih edelim, 90 sıfatlardan tenzih edelim diye. Ne harika bir ders burası. Bunun için verilmiş olan diyor duyguları kendi nefsine sarf eder. O zaman şu ayete mazhar olur diyor. Men ittehaze ilahehu hevahu. Devam edelim. Bir kimseden bahsediyor ki o kimse ne yapıyor? Kendi hevasını kendine mabut ittihaz ediyor. Değil mi? Evet. Abu buna mazhar olur. Hevasını, kendi hevesini, nefsin arzularını kendine mabut ittikaz ediyor. Ne demek? Onun peşinde koşuyor, ondan emrini tutuyor. Nefis ne diyorsa onu yapıyor. O zaman nefis onun mabudu olmuş oluyor. Değil mi? Evet. Sırrına mazhar olur. Kendini görür, kendine güvenir, kendini beğenir. Allah muhafaza.
Sehp ayeti tefsir ediyorsun. Sana böyle bir tefsir, manevi tefsir bu demek. Fela tüzekkiyü, tezkiye etmeyiniz, enfüseküm, nefisleriniz. Bunlar hep burada var. Bu demek yani. Kendini beğenir, yani kendinizi beğenmeyin. Kendine güvenir, kendinize güvenmeyin. Allah'a tevekkül edin. Ya tabii, sizin gücünüz, kuvvetiniz de ondan. Sonra kendinizi beğenmeyin, Allah'a methedin. İşte şu mertebede, şu hatfede tezkiyesi, tathiri, onu tezkiye etmemek, tebriye etmemektir. Tebriye yani günahlardan, yanlışlıklardan, hatadan beri görmek. Tebriye de tezkiye demek. İkinci hatfede وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ dersini verdiği gibi kendini unutmuş, kendinden haberi yok. Şimdi bakın işte değil mi Risale-i Manevi tefsir, şimdi kelime kelime mana bilmiyor ama şimdi mana şu, وَلَا تَكُونُوا olmayınız diyor yani bak. كَلَّذ۪ينَ o kimseler gibi olmayınız ki. Evet, نَسُوا اللّٰهَ onlar Allah'ı unuttular, o kimseler. Bakın fensahım enfüs. Allah da onlara nefislerini unutturdu. Şimdi biz bunu ne anlayacağız ki şimdi bu meale baksak? Allah onlara nasıl nefislerini unutturuyor? Halbuki akşamada nefislerin peşinde koşuyorlar hani. Nerede nefislerini unutuyorlar? Öyle mi? Evet. Biz akasıyla bir mana veremeyiz. Buradaki nefis, Sevset ne mana verdi bakın. Kendini unutmuş, kendin haberi yok. Nefis unutmak bu demekmiş. Allah da onlara nefislerini unutturdu. Kendilerini unutturdu. Ya ben insanım, ben Allah'ın misafiriyim, ben ebede yolcuyum, değil mi? Önümde ölüm var, ahiret hazırlamam lazım, ben başıboş değilim. Bunları unutturdu Cenab-ı Hak onları. Onu Allah unuttular, Cenab-ı Hak onları bu manaları unutturdu. Hayvan gibi yaşadı, hatta daha aşağı ve öldü gittiler. O mana o. Ama şimdi mealden biz bunu çıkaramayız işte. Anlamaz. De kendini unutmak neymiş? İşte ayetteki mana, Allah da ona kendini unutturdu yani kendini unutmuş, kendinin haberi yok. Ben insanım, sonsuz acizim, sonsuz fakirim. Bunlar da kendini unutmaktır. Bunları bilmemek yani değil mi? İşte mevtü düşünce başkasına verir, ölümde ölüm var. Sonra? Fena ve zevali görse kendini almaz. Bunlar hep nefsini unutmaktır işte. Kendini unutmaktır yani. Ve külfet ve hizmet makamında nefsini unutmak. Bir de bu var. Fakat ahsi ücret ve istifade-i huzuzat makamında nefsini düşünmek. Hazlardan istifade. Yani şeyi bölüşmek diyelim. Yani cihada gitmek de en sonunda, ganimeti bölüşmek de en önde. Öyle mi? O demek ya. İşte hizmete gelince, ibadete gelince nefis kaçıyor bir tarafa. Ama methedilme gelince işte bakıyor bende bir şey yok diyor, ben dedem işte şöyle bilmem neydi hani. Oradan bir yerden bir şey buluyor, hani kendiyle methettirecek yani. Veya işte gerçi şu şeyle yapmıyorum ama işte benim çok güzel hasletlerim vardı, kimseye kötülük düşünmemişimdir. Hiç kimse hakkında kötülük düşünmemişimdir. Bu güzel bir şey tabii. Müslüman, hiç Müslüman hakkında, hatta hiçbir insan hakkında kötülük düşünmez. Değil mi? Güzel ama kafi değil. Kafi değil, değil mi? Cennete girme şartı iman, ameli salih, takva. Başkalarında kötü düşünmemek, ameli salihten bir şube. Güzel amellerden birisidir bu. Bununla cennete gidilmez. Eğer gidilse o zaman, başkaları hakkında kötülük düşünmeyen, bütün güvercinler, bütün serçeler, bütün koyunlar, hep cennete. Bu tarif onlar da girer çünkü. Hani? Cennetin şartı bu değil ki. Yani. Cennetin şartı iman, ameli salih, takva, ahlak-ı hasene. İşte bunu tutuyor, bir özelliğini öne çıkarmak istiyor. Yine oradan kendini methetmek istiyor nefis. Evet. Nefsi emmare, evet şöyle şey var. Nefsini unutmak, fakat ahs-ı ücret ve istifade-i huzuzat makamında nefsini düşünmek, şiddetle itizam etmek, nefsi emmarenin muhtezasıdır. Huzuzat bu işte. Başkası beni methetsin veya nimetlerden istifade. Şu makamda tezkiyesi, tathiri, terbiyesi şu haletin aksidir. Yani nisyanı nefs içinde nisyan etmemek. Nefsi unutmak içinde unutmamak. Ya bu problemi çöz. Nefsi unutmak için de unutmamak. İşte bunu yine öğrencilerden misal veriyoruz. Öğrencilere biz hocalık yapıyoruz ama öğrencilerden çok şey öğreniyoruz. Yani.
Bu dersi ben öğrencilerden öğreniyorum yani. Şimdi bir öğrenci, efendim söyleyeyim, nefsini unutursa yani oynamayı terk eder de ders çalışırsa o zaman kendini unutmamış olur. Çünkü o zaman sınıf gelecek, o zaman istikbalde şu makamlara gelecek değil mi? Nisyan nefs için nisyan etmemek, nefsini unutmak için de unutmamak. Orada unutuyor ama unutmak için unutmama var. Değil mi? Öteki nefsini unutmuyor, İçi gücü nefsinin peşinde koşmak ama dersini çalışmıyor, sınıfta kalıyor, istikbalde perişan oluyor mesela. Değil mi? Evet. Şimdi işte ibadet yapmak, sefaati, işte tembelliği, şunu bunu bırakıp, değil mi? Evet. Taat yoluna girmek nedir? Nisyan nefs içinde nisyan etmek, nefsi unutmak içinde unutmamaktır. Şimdi sağınıza kalkacaksın, nefis diyor ki hele yat ya. Abi bu saatte kim bakacak hani? Değil mi? Yani dinlemeye kalktın mı? Nefsin menfaati orada. Evet. Nefsin menfaati orada. Tabii. Evet. Yani huzuzat ve ihtirasatta unutmak ve mevte ve hizmette düşünmek. Yani ölümü de düşünmek, hizmet yaparken elden geldiği kadar çalışmak, yani ücrete değil de hizmete geri kalıp ücret vermeye geçmek nefsin muktezası. Bunun tersi nedir? Tersi de bu. Hizmeti çok yapmak, bir mükafat beklememek, kimseden bir efendim, aferin gözlememek yani. Ben Allah için yapıyorum bu işi demek. Evet. Üçüncü hatvede ma esabeke min hasenetin femin Allah ve ma esabeke min seyyetin femin nefsik. Hı. Dersini verdiği gibi nefsin muktezası daima iyiliği kendinden bilip fahr ve ucbe girer. Bir de burada, bir dersimiz de bu. Bu ayet kerimiz zaten malumunuz. Hepsi ayet ya. Yani sana bir hasene, iyilik isabet etti mi? Evet. Bu Allah'tandır. Evet. Bitti. Şimdi hasenelerin en büyüğü, usta sayıyor haseneleri de, 24. sözde. En büyük bize hasene, yokluktan varlığa gelmek. Değil mi? Yoktuk, var olduk. Bu Allah'tan da. Biz yokken yani ne ettik de var olduk yani. He? Evet. Ne ettik de var olduk yani. Tamamen Allah'tan. Ha, var olduk. Değil mi? Cansız olabilirdik. İkinci adım hayat sahibi olduk. Ne ettik de hayat sahibi olduk yani hani. Adam bir imtihana giriyor, müfettiş oluyor. Öteki imtihana giriyor, memnun oluyor hani. Biz hangi imtihana girdik de yokluktayken var olduk. Sonra hangi imtihanı kazandık da varlık içerisinde cansız değil de canlı olduk. Üçüncü imtihanı kazandık. Canlı dışında hayvan değil de adam olduk. Öyle mi yani? Öyle değil de. Bunu tamamen Allah'tan. Yani gözümüz Allah'tan. Gözlüğü ben şuradan aldım. Fiyatı belli. Değil mi? Ama bir göz Allah'tan da. Bunu hiçbir de satın alamazsın ki. Demek ki gözümüzden, kulağımızdan tut. İmanımıza, hidayetimize kadar, insanlığımıza, varlığımıza kadar, hayatımıza kadar ne kadar iyilik varsa bizi isabet eden hepsi Allah'tan. Ve ma esabeke min seyyetin fe min nefsik. Bize bir kötülük isabet ederse o da nefsimizde değil mi? Kaynak yaparken baktın gözün bozdun. O senden de. Değil mi? Evet. Gözün bozmak senden. Ama gözü vermek Allah'tan. İyilikler Allah'tan, kötülükler bizden. Ayet böyle. Şimdi nefis bunun tersini yapıyor. Nefis iyiliklere gelince hep ben yaptım, ben ettim, ben işte şöyle ettim, imtihana girdim. Şu kadar çalıştım, gece gündüz demedim. Aferin, iyi ettin. Hani onlar iyi şeyler. İmtihanı kazandım. Filan yere bilmem ne oldum. İyi ettin. Tebrik ederiz. Peki niye ya şu kahveye gideriz de şu kumardan vazgeçmiş hani ya şu kader işte ne bileyim işte. Bir türlü terk edemiyoruz. Nasıl oluyor ki iyilikler gelince senden kötülükler gelince kader bir olur mu ya? Halbuki tersi doğru. Tersi doğru. İyilikler kader, Allah'ın ihsanı, kötülükler bizde. Nefis bunun tersini yapıyor. Nefis bunun tersini yapıyor. Ha. Evet. Bir dersimiz de bu. Üçüncü yani nur hizmetinin dört adım var. Bir adım da bu yani. İyilikleri Allah'tan bilmek, kötülükleri nefsimizden bilmek. Ha. Evet. Nefsin muhtezası daima iyiliği kendinden bilip fahr ve ucbe girer. Bu hatvede nefsinde yalnız kusuru ve naksı ve aczi ve fakri görüp bütün mehasin ve kemalatını Fatır-ı Zülcelal tarafından ona ihsan edilmiş nimetler olduğunu anlayıp fahr yerinde
şükür ve temeddüh yerinde hamd etmektir. Mesela seçimler geliyor işte gelecek veya. Adam adaylık koyuyor, çalışıyor, kazanıyor hani. Sonra mebus oluyor, efendim söyleyeyim işte. Orada da sen ben ne yapıyor, bakan oluyor falan falan. Şimdi biz insan olduk. 1,5 milyon tür canlı var. Biz onun için halife olduk. Bu mebus olmaya benzemez. Arzın halifesi olduk. 1,600,000 türün içinde biz tümle halife olduk. Ne ettik de halife olduk? Yani hangi seçime girdik? Hani hangi hayvandan reyini en çok biz aldık da hani? Biz seçtiler halife. Var mı öyle bir şey? Yok. Maalesef ki mühasenedin feminallah. Doğrudan doğruya Allah'tan geldi bu halifelik. Direkt hiçbir şey yapmadan arıza halife olduk. Bitti. Bu Allah'tan. Ama Allah muhafaza, insan nefsine uyar. İlahir hayvanı aşağı düşerse o zaman o nefsinden belli. Yani. Hayvanı aşağı düşmek nefisten, arz-ı halife olmak Allah'tan. Yani. Oldu. Şu mertebede tezkiyesi قَدْ اَفْرَحَ مَنْ زَكَّهَا sırrıyla şudur ki kemalini kemalsizlikte. قَدْ اَفْرَحَ مَنْ زَكَّهَا nefsini tezki edenler kemale erdire burada, felah erdire burada da. Dersin başında değil ki, iki felah, iki tezkiye farklı. Ha, kemalini kemalsizlikte. Kudretini aczde. Şimdi kemalini kemalsizlikte bilmek nasıl oluyor? Benim kemalim kemalsizliktedir. Ne demek yani? Yani kemal sahibi olmadın mı kemal sahibi olursun, öyle mi? Öyle olmaz da, belli ki öyle değil. Ya nasıl? Kemalini kemalsizlikte bilmek, kendindeki kemallerin hakiki sahibin kendisi olmadığını bilmek. Kemalsizlik öyle demek yani. Bir örnek verecek olursak, mesela diyelim bir ayna ya güneş vuruyor değil mi ve parlıyor bu. Ayna diyecek ki bu ışık benim değil. Bu aynanın kemali budur. Aynanın kemali nedir? Budur. Ben bu ışık benim değil, güneşten geliyor. Ama bildi mi? Aynanın kemali budur. Benim gibi ışık sahibi nerede var? Bak ben ne güzel, ne büyük aynayım, ne ışıkla saçıyorum. Dedi mi ne olur? Akşam o kadar konuşur, akşam olduğunda bir şey biter. Değil mi? Güneş battı mı? O da söner geçer gider. Demek kemalini kemalsizlikte bilmek, işte ışığını güneşten bilmek. Biz de bütün kemalimizi, Cenab-ı Hakk'ın ihsanı bildik mi işte kemal odur. Oldu mu? Kemalsizlik de demek. Oysa kemal sahibi olmamak demek değil. Kemalimiz var fakat bizim değil. Peki. Kudretini aczde. Ha, kudretimiz var fakat Allah'ın ihsanıyla kudretimiz var. Yoksa biz sonsuz aciziz. Cenab-ı Hak bize hizmetkar etmiş, gücümüzün yetmediği nice şeyleri. Değil mi? Satın bize veriyor. Bir çocuk diyor mesela, ne yapıyor? Efendim bebek ağlıyor, bütün ev halkını kendine çalıştırıyor. Değil mi? Acize. Ama 5-6 yaşına girip ağladım, dayak yiyor bu sefer. Değil mi? Az gücü kuvvet oldu mu, bu sefer sıra gelir dayak yemeye. Demek ki aciz iken daha kuvvetliydi. Öyle mi? Bizim de kuvvetimiz acizimizde. Acizimizden dolayı güneş bize hizmet ediyor, dünya bizi gezdiriyor, değil mi? Hayvanlar bizim hizmetimize girmişler. Acizimizden dolayı. Yoksa gücümüz onlara hizmet ettirmiyoruz kendimizi. Gınasını fakirde bilmek. Zenginliğimizi fakirde. Dördüncü hatvede küllü şeyin halikün illa vechhe. Dersini verdiği gibi nefis kendini serbest ve müstaki ve bizzat mevcut bilir. Nefis kendini serbest biliyor. Hür değil mi diyor hani? Sen hür değilsin ya. Değilsin. Nasıl hürsün ki yani? Hürsen ihtiyarlama. Hürsen hastalanma. Hürsen ölme. Hür değil misin? Ölme de. He? Hür değil mi? Ölmeyeceğim diyebiliyor musun? Allah'ım. Nasıl hürüz ki yani? Hürsen havasız da yaşa. Atmosferin dışına çık. Hürsen mecbur musun gözünle görmeye? Biraz elinle gör hani. Olur mu böyle şey? Hür değiliz biz ya. Bir de cüzirede var bizde. İmtihan sırrına binen Cenab-ı Hak bize bir irade vermiş. Onu istediğimiz gibi kullanabiliyoruz. İmtihan bitene kadar. Orada hürriyetimiz bizim. Bizim hürriyetimiz orada yani. İmtihana giriyoruz. Değil mi? Hürüz. Sorular verildi. Artık hürüzün. Ne yazarsan yaz. Hürriyet burada. Ne yazarsan yaz. Ne zamana kadar? İmtihan bitinceye kadar. Şimdi bize
İşte 15 yaşında büloğa ermekle imtihana giriyoruz. Ölene kadar ne yazarsan yaz. Yani doğru söyle, yalan söyle, helali haramiye, abi hürriyet burada, imtihan oluyoruz. Onun ötesi biz nerede hürüz? Evet. Evet. Nefis kendini hür zanneder. Ve bizzat mevcut bilir. Müstakil ve bizzat mevcut bilir. Biz bizzat mevcut değiliz. Bizzat mevcut zatında var demek yani. Yani güneş mesela bizzat ışık sahibidir. Ayna bizzat ışık sahibi değildir. Güneşin ışığını aksettirir. Nefis kendini bizzat mevcut bilir. Biz bizzat mevcut değiliz yani. Allah'ın var etmesiyle var olmuşuz. Bizzat mevcut. O demek, evet. Öyle değil. Ha. Ondan bir nevi rububiyet dava eder. Hı. Mabuduna karşı adavet kerene bir isyanı taşır. Hı. İşte gelecek şu hakikati derk etmekle ondan kurtulur. Hı. Hakikat şöyledir. Her şey nefsinde mana ismiyle fanidir, mefkuttur, hadistir, madumdur. Fakat manayı harfiyle ve Sani Zülcelal'ın esmasına aynadarlık cihetiyle ve vazifedarlık itibariyle şahittir, meşhuttur, vacittir, mevcuttur. Evet, ders bitiyor. Ezan okumak üzere. Evet. Sadece şunu söylerim. Yani külü şeyin halükün, her şey helak olucudur. İlla veşi Allah'ın veşi müstesna. Buna Allah'tan başka her şey helak olacaktır diye mana vermişler. Birçok tefsirler böyle. Ama usta burada başka bir sahaya girdi. Allah'ın veşi müstesna. Allah için yapılanlar müstesna. Anladın mı? Şimdi şu sohbet halükün, helak olucudur. Bir saat sonra bu sohbet yok. Değil, namaz kılacağız. Allah kabul etsin, yarım saat sonra namaz da yok. Öyle mi? Hep helak oluyor. Ama illa veçhe, Allah için olduğu için onlar helak olmuyor. Bir de var ki, eğlensek, başka işler yapsak, hani boş boşuna konuşsak, gıybet etsek, o zaman gerçekten helak oluyor. Zaman da gidiyor, menfaat da elde etmiyoruz. İşte o zaman helak olunuyor. Ki ayet-i statü manayı verdi. Allah için olan şeyle helak olunuyor. İlla veçhe, manayı harfiyle diyor, Allah için olanlar helak oluyor. Mana ismiyle helak oluyor. Evet. Şu makamda tesfiyesi ve tatili şudur ki vücudunda Adem, Adem'inde vücut, vücudu vardır. Yani? Yani kendini bilse, vücut verse kainat kadar bir zulümatı Adem içindedir. Varlığını kendinden bilse. Heh. Yani vücudu şahsisine güvenip mucidi hakikiden gaflet etse yıldız böceği gibi bir şahsı ziyai vücudu nihayetsiz zulümat-ı adem ve firaklar içinde bulunur, boğulur. Fakat enaniyeti bırakıp bizzat nefsi hiç olduğunu... Bizzat nefsi, yani nefsi zatında hiç. Bizzat nefsi hiç olduğunu. İşte ayna gibi. Ayna misal önemli. Ayna bilecek ki ben bizzat ışık sahibi değilim. Zatında değilim ama güneşin ışığını aksettiriyor. Şimdi bizim bizzat hiçbir şeyimiz yok değil mi? Ne güzelliğimiz varsa Allah'ın esmasının tecellisi bizdeki. Değil mi? Evet. Ve mucid-i hakikinin bir ayne-i tecellisi bulunduğunu gördüğü vakit bütün mevcudatı ve nihayetsiz bir vücudu kazanır. Hı. Zira bütün mevcudat esmasının cilvelerine mazhar olan zat-ı vacibül vücudu bulan her şeyi bulur. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahu menilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat.